Burun polibi aslında toplumda oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Yaklaşık her 100 kişiden 3 veya 4 tanesinde burun polibi oluşabilmektedir. Burun polipleri enfeksiyonlara bağlı, sinüzite bağlı gelişebileceği gibi yaygın polipozis dediğimiz enfeksiyon olmaksızın tüm sinüs boşluklarını dolduran yaygın polipler de söz konusu olabilir. Polip dediğimiz zaman bunlar aslında burnun ve sinüs boşluklarını dolduran tıpkı bir üzüm salkımı gibi, üzüm taneleri gibi büyümüş olan et dokularıdır. Bu hastalarda burun polibi olan hastaların burunları sürekli tıkalıdır. Sürekli genizden bir ifrazatları olur. Hep burunlarını temizlemek zorunda kalırlar. Bu hastaların poliplerinin en önemli özelliklerinden birisi de bu hastaların koku alma duyuları zedelenir. Burun polibi olan kişiler koku almakta çok zorluk çekerler. Yaşam kaliteleri çok kötüye gider. Burun polibi olduğu zaman zamanla bir süre sonra bu hastalarda kronik sinüzit de gelişir ve tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edebilecek çok ciddi enfeksiyonlar söz konusu olabilir. Bu kişilerde menenjit gelişebilir, göz absesi gelişebilir, beyin absesi gelişebilir. O yüzden burun poliplerinin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Peki teşhisi nasıl koyuyoruz? Teşhiste endoskopik muayene yöntemi dediğimiz yöntemle optik aletlerle burun içerisinden girerek bu polipleri rahatlıkla görebiliyoruz. Daha sonra polibin ne kadar yaygın olduğunu anlamak için burun tomografisi çekerek sinüsleri ne kadar doldurduğunu görüyoruz. Polipler çok fazla değilse ilaç tedavisiyle genellikle bunlar küçülürler ve sorun yaratmazlar. Ama bütün sinüsleri doldurmuşsa o zaman bu hastaları endoskopik sinüs cerrahisi yöntemiyle ameliyat etmek ve bütün bu polipleri temizlemek gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken şu konu şudur. Ameliyat sırasında poliplerin hepsinin gittikleri bütün yerlerden tam olarak temizlenmesi gerekir. Yeterli temizlik sağlanmazsa çok kısa sürede bunlar yeniden nüksederler ve burnu yeniden doldururlar.